Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi hakkında sohbet edelim. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk bu önemli günü bayram olarak ilan etmiştir. Ve bu bayramı çocuklara hediye etmiştir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Evet çocuklar, bizler de her sene 23 Nisan günü okullarımızda, evlerimizde bu günü coşkuyla kutlarız. Şimdi sizlere Atatürk'ün bir anısını okuyacağım. Atatürk bir gün bir ilkokulu ziyaret etmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Ama bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onun yanına çağırdı. Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? Dedi. Çocuk cevap verdi. Bir şeyim yok efendim, diyerek arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Atatürk, niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum dedi. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirdi. Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara baktı. Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim bir parçamsınız. Ben de sizin. Evet çocuklar, çok güzel bir anı. Şimdi sizlerle güzel bir etkinlik yapalım. Bu etkinliğimizin adı püskürtme tekniğiyle bayrak yapımı. Şimdi sizlere malzemelerimizi tanıtacağım. Bir adet A4 kağıdına ihtiyacımız var. Benim önceden hazırlamış olduğum ay ve yıldız kalıplarım vardı. Şimdi onların arkalarına bant yapıştırıp A4 kağıdıma takacağım. Evet çocuklar, bakın bu şekilde ay ve yıldızımı arkalarına bant takarak A4 kağıdıma yapıştırdım. Şimdi püskürtmemiz için bir adet kullanılmış diş fırçasına ihtiyacımız var. Bir kabın içine su koyup diş fırçasına suyumuzu batırıp kırmızı boyamızı iyice fırçalıyoruz. Evet. Ama önce elimize eldiven takalım ki, çünkü ellerimiz kirlenecek. Şimdi boyamızı fırçaladık. Şimdi parmağımızın yardımıyla fırçamızı yukarıdan aşağı doğru çekerek püskürtme tekniğiyle bayrağımızı yapacağız.
üstünüze de dikkat edin. Üstünüze de sıçrayabilir. İyice kırmızı boyamızı fırçalayalım ki güzel renk çıksın. Bütün boşlukları bu şekilde kırmızı boyayla dolduracağız. Evet çocuklar, kağıdımızı kırmızı boyayla doldurduktan sonra şu dilinizi çıkaralım. Şimdi dikkatlice ay ve yıldızımızı kağıdımızdan çıkarıyoruz. Yırtılmamasına dikkat edin. Yavaş bir şekilde çıkarabilirsiniz. Evet, benim etkinliğim tamamlandı. Sizler de bu şekilde püskürtme tekniğiyle bayrak yapımımızı yapabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi sıra geldi bir önceki videomuzda sizlere sorduğum bilmecenin cevabına. Bilmecemizi tekrar bir hatırlayalım. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Evet, hepinizin bildiğine eminim. Bilmecemizin cevabı kalp. Evet. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder. Kalbimizden nasıl bir ses çıkıyordu? Tık 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 tık. Evet çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.